Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Çok aziz ve muhterem dinleyenlerim, bugün sizlerle aileyi ayakta tutan değerler üzerinde sohbet etmeye çalışacağım. Sohbetimize başlamadan önce her zaman yaptığımız gibi bizleri yaratan, yaşatan, görüp gözeten Yüce Rabbimize hamd, onun Resulü, Edibi, Kainatın Efendisi, Peygamberimiz, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selam olsun. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala el seyyidine Muhammed. Allah'a kul, onun Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olma yolunda gayret gösteren, bu uğurda önce nefsiyle, ailesiyle, sokağıyla, caddesiyle, çoluk çocuğuyla, iyi bir mümin, örnek bir Müslüman olmak yolunda gayret gösteren siz değerli dinleyicilerime de sağlık, sıhhat, afiyet, iman selameti diliyorum. Kıymetli dinleyenlerim, aileyi ayakta tutan değerler konumuza giriş yapmadan önce bizleri yaratan Allah, insanı mükerrem yarattığını, ahsen-i takvim üzere yarattığını, yine لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adem buyurarak biz Ademoğlunu şerefli kıldık buyurmaktadır. İnsanın yaratılış hikayesinde de Rabbimiz bahsettiği üzere Adem Aleyhisselam'a yarattığında ona kendi ruhundan üflediğinde meleklere Adem'e secde edin emrini vermiştir. Buradan da anladığımız kadarıyla Cenab-ı Hakk'ın Adem oğluna değer verdiğini, kıymet verdiğini yaratılış hikayesinden de anlıyoruz. Böyle değerli ve şerefli yaratılan ve yeryüzünün en şerefli varlığı olan insanı Cenab-ı Hak bir erkek ve bir dişiden yaratmış. Kendi cinsinden eşler yaratarak insanın aile olmasını Cenab-ı Hak emretmiştir. Bu konuda Allah'ın varlığının delillerinden biri de kendileriyle huzur bulasınız diye sizin içinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet var etmesidir. Bunda düşünen toplum için elbette ibretler vardır. Rum suresi 21. Cenab-ı Hak bu ayette de kendi cinslerimizden eşler yarattığını ve bunun Allah'ın bir mucizesi olduğunu ifade etmektedir. Yine Rabbimiz Teala Hazretleri aranızda bekar olanları evlendirin ayetiyle de erkek ve kadının evlenerek bir yuvayı paylaşmasını ister. Sevgili Peygamberimiz de evliliğin kendi sünneti olduğunu ısrarla dile getirir. Nikahla kurulacak sağlıklı bir aile ruha şifa veren bir nimettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifinde de nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi terk ederse benden değildir buyurmaktadır. Aile kurumunun temeli atılırken eşler arasında sevgi ve muhabbetin oluşması, bol ve bereketli rızıklara kavuşmaları, hayırlı nesillere vesile olmaları için dua edilir. Bu duada aynı zamanda Hazreti Adem Aleyhisselam ile Hazreti Havva annemiz, Hazreti Muhammed Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile Hazreti Hatice validemiz, yine Hazreti Ali Kerimallahu veçhe ile Hazreti Fatıma annemiz arasında oluşan ülfet, muhabbet ve sevginin bu yeni kurulan aileler arasında da kurulması istenir, arzu edilir. Ve bu aileler model aileler olarak genç evlilere model olması arzu edilir ve istenir, model bir aile olarak tanınması arzu edilir. Nikahla yepyeni haklar ve konumlar elde edilir. Ama kurulan yuvanın huzur içinde devamı yeni sorumlulukların yerine getirilmesiyle mümkün olur.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dikkat edin, sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinde hakkı vardır buyurarak meselenin önemini en güzel şekilde ifade buyurmuştur. Demek ki aile, gelişi güzel ve sıradan bir yaşam alanı değil, bilakis Allah'ın rahmetiyle korunan, onun bahşettiği çocuklar ile gelişen ve güzelleşen kıymetli bir kurumdur. Aile, toplumun özü, çekirdeği ve yapı taşıdır. Evlilikle sadece iki kişi korunmaz, bütün toplum temiz bir nesle sahip olur. Aile kurmak aslında evlilikle sadece iki kişi arasında olan bir çalışma değil, bir toplum inşası demektir. Aileyi ayakta tutacak olan sevgi, saygı, sadakat, samimiyet, sabır ve sohbet gibi manevi değerler. Bunları çoğaltabiliriz. Secde beraberliği, sayfa beraberliği gibi aile seminerleri veren bu konuda uzman kişiler bunu daha da çoğaltıyorlar. Seyahat birlikteliği gibi, işte sofra birlikteliği gibi bunu da çoğaltabiliyorlar. Başlıca bu değerleri de paylaşıp çoğalttığımız zaman aile selamet ve esenliğe kavuşur. Sevgi ve merhamet ekseninde kurulan aile, emanet ve güvenle daha da sağlam bir yapıya dönüşür. Ailede sevginin oluşması ve gelişmesi beraberinde saygıyı da getirecektir. Eşlerin karşılıklı saygı ve hürmet ile birbirine değer vermeleri, sadakat ve güven ortamının kendiliğinden oluşmasını sağlayacaktır. Doğrusu aile kurmak kadar aile olmak da önemlidir. Aynı evde yaşamak ya da aynı soy ismi taşımak aile olmak için yeterli değildir. Aile ruhların yakınlığıyla ayakta durur. Aynı sofrada karnlarını doyuran ve aynı soyadı taşıyan nice eşler vardır ki birbirinden çok uzak ve çok yalnızdırlar. Ayet-i kerimede mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar. Tevbe 71 ayette buyurulmaktadır. O halde aile demek nikah ve kan bağının çok ötesinde fikir ve duygu bağı kurmak demektir. Sadece bu dünyada değil, ahirette de bir arada olacağının bilinciyle hareket etmek demektir. İslam hukukunda küfür dediğimiz denklik de aslında bazı hukukçulara göre duygu ve ufuk birlikteliği, inanç birlikteliği gibi değerlendirilmektedir. Ailenin aynı zamanda bir emanet olduğu unutulmamalıdır. Ailemiz emanet bilinciyle kucaklanmalıdır. Bu sebeple affedici olmalı, öfkemizi yutmalı, yenmeli, ayıplarımızı örtmeli, hata ettiğimizde mutlaka özür dilemeliyiz. Mutlu bir aile için incitmeden, incinmeden iletişim kurmanın yollarını öğrenmeliyiz. Aile fertleri yük, ayak bağı, masraf gibi ya da dert kaynağı olarak görülürse, sağlıklı bir iletişim için emek verilmezse, ailede büyük küçük herkes birbirini tanımak için yeterince vakit ayırmazsa, şartları düzeltmek ve problemler üzerinde konuşmak yerine günü kurtarmak ve atlamak, efendim masanın altına problemini süpürmek ve bu yolla kaçmak tercih edilirse, İnsanlar yalnızlaşır, yabancılaşır ve aileyi ayakta tutmak güçleşir. Ailemiz bizim için bir imtihandır. İmtihan için geldiğimiz bu dünyada en büyük imtihanımız aileyle imtihandır. Allah bize bu konuda yardım eylesin. Emek ve sabır isteyen ciddi bir imtihan. Mutlu bir yuva, hiç problem yaşanmayan bir ev demek değildir. Bazı büyüklerimiz öyle ifade buyururlar. Evlilik dalgalı bir deniz, dalgalı bir göl,
bekarlık ise bataklıktır diye tecrübeyle ifade etmişlerdir. Ayrı hayatı ölümle sona eren bir süreç de olmadığından, ahirete uzanan da bir yol olduğundan kaynaklı çok önemlidir. Biz evli çiftlerimize dareyim saadetleri dileriz. Bu sebeple küsmekle, reddetmekle, sütünü harap etmekle ya da dönülmez yeminler etmekle aile fertlerimizi hayatımızdan çıkarıp atmak çözüm değildir. Onları bu şekilde yok sayamayız. Cenab-ı Hak Furkan suresinde "Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle" buyurmaktadır. Yine başka bir ayet-i kerimede "Ey iman edenler, mallarınız ve evlatlarınız Allah'ı zikretmekten sizi alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir." Münafıkun suresi 9 buyurulmaktadır. Hassas dengeleri gözetmek elbette kolay değildir. Ezmemek ve üzmemek kadar ezilmemek ve üzülmemek de gerekir. Daha da doğrusu incitmemek, incinmemekten bahsedilirken incinmemek daha bir üst makamdır diye düşünüyorum. Bu sebeple aile adalet ister. Eşimizle, çocuklarımızla, anne ve babamızla geçinmek, iş ortamımızda, arkadaşlarımızla ve çalışma arkadaşlarımızla geçinmekten daha zor ve daha itina isteyen bir durumdur. İşte bu zorluk yüzünden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Sizin en hayırlınız ailesine karşı hayırlı olanınızdır" buyurmuştur. Kur'an ve sünnet verileri tetkik edildiğinde aileyi ve bireyleri bağlayan ve zamana ya da zemine göre değişmesi mümkün olmayan bazı özlü esaslar, tasnifler ortaya çıkmaktadır. Bunların başlıcaları daha da çoğaltılabilir. Adalet, merhamet, sevgi ve sadakat. Ailede adalet, Allah mükerrem bir varlık olarak yarattığı insandan, yaratılışındaki niteliklere uygun olarak adaletli bir yaşam sürmesini, bir yaşam ortaya koymasını beklemektedir. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Cuma günü hatip hutbeden inerken Nahl suresi 90 bu ayet-i kerimeyi her cuma hatipten dinlemekteyiz. Aile bireyleri arasında adalet, maddi planda bir eşitlikten öte Allah tarafından herkese verilmiş olan niteliklere, ayrıcalıklara saygıyı, yani manevi anlamda bir eşitliği ifade eder. Adalet, güç değil, hak eşitliğine, kuvvetlerin değil, saygınlıkların eşitliğine dayanır. Haklar ve sorumluluklar konusunda adaletli davranıldığında, yani rol dağılımı, yaratılıştaki farklılıklar doğrultusunda ikame edildiğinde, ailede huzur ve mutluluğu besleyen bir karaktere kavuşacaktır. Burada Cenab-ı Hakk'ın yaratılışta bizlere vermiş olduğu rolü, bir kadın, bir erkek rolünü doğal bir şekilde benimsemeli ve bu konuda aşırılığa gitmeden herkes kendi rolünü, Cenab-ı Hakk'ın kulluk rolü başta olmak üzere paylaşmalıdır diye düşünüyorum. Yani siz erkeğe kadının rolünü, kadına da bir erkek rolünü biçerseniz ve o şekilde bir hayat tarzı onlara yüklerseniz, bu aslında bu kişilere, hem erkeğe hem kadına büyük bir zulüm etmiş olursunuz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbiselerinin yırtık ve söküğünü diker, çok mütevazi bir yaşam tarzı sürerdi. Hazreti
Peygamber Efendimiz'e ev hayatı konusunda nasıl davranıldığı Hazreti Ayşe annemize sorulduğunda kendi ailesinin işiyle ilgilenir, vakit gelince de namaza çıkardı, cevabını verir. Yine sahabilerden Ayşe annemize sorulduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evde nasıl bir eş, nasıl bir baba olduğu sorulduğunda siz Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an idi buyurmaktadır. Çocuklar söz konusu olduğunda ailede adalet vazgeçilmezdir. Adaletin hakim olduğu aile yapısında çocuklar cahiliye zihniyetinde olduğu gibi cinsiyet ayrımına tabi tutulmazlar. Hassasiyetleri, yetenekleri, karakterleri de dikkate alınarak yetiştirilirler. Başarı da aynı ölçüde ödüllendirilir, hata da aynı ölçüde cezalandırılır. Yani cinsiyet, yaş, zeka, sosyal beceriler gibi nedenlerle çocuklar bir ayrıma tabi tutulmazlar. Hadis-i şerifte Allah'tan korkun ve çocuklar arasında adil davranın buyurulmaktadır. Ailedeki huzur, güven ve bağlılık için adaletli davranılması gerektiği aşikardır. Ailede merhamet. Aile, muhatabını anlama ve onun tarafından anlaşılma ihtiyacının en yoğun yaşandığı ortamdır. Merhametli olmak da tam olarak bu ihtiyacı karşılamak demektir. Merhamet, aile içinde buyurgan tavrı, güce dayalı iktidarı, duygusal bencilliği ortadan kaldıran bir işlev görür. İlişkilerin yatay biçimde seyretmesini sağlar. Fedakarlığı güçlendirir ve başkasını kendisine tercih etme anlamına gelen İsar ahlakını geliştirir ve pekiştirir. Bu sayede insan aile fertlerine iyilik ve yardımda bulunmanın yanı sıra onlarla uyum içinde bir yaşam tarzı geliştirmenin yollarını öğrenir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en hayırlınız ailesine hayırlı davranandır. Ben de sizin aranızda ailesine karşı en hayırlı davrananım sözleriyle uyum ve dengeye değinmektedir. Mutlu ve huzurlu bir aile ortamının oluşmasında eşlerin birbirleriyle kurdukları merhamet temelli ilişki kadar çocukların da merhamet eğitimine ihtiyaçları vardır. Bu çocuklar için de önemlidir. Benim 10 çocuğum var ama hiçbirini öpmüş değilim diyen Akra bin Habise, Efendimiz merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurmaktadır. Müşfik ellerde büyüyen çocuklar şefkat göstermeye aday birer yetişkin olarak büyüklerine karşı hürmet ve merhameti elden bırakmayan insanlar olarak yetişeceklerdir. Evlilik hayatında psikolojik, ekonomik ya da sosyal nedenlerle şiddete başvurmanın, yaşanan problemleri şiddetle çözmeye çalışmanın merhametsizlik olduğu apaçık ortadadır. Sözün özü, merhamet, sünnete uygun aile yapısının değişmezlerinden olmazsa olmazlarındandır. Tıpkı namazın Hazreti Peygamber'in öğrettiği şekilde kılınması gerektiği gibi, aile içi ilişkilerde de takınılacak tutum ve tavırların da onun örnekliğinde ve merhamet üzere şekillenmesi gerekmektedir. Ailede sevgi. Sünnet penceresinden aileye bakıldığında zaman ve mekan sınırı olmaksızın geçerliliğini koruyan bir diğer değişmezlerden bir tanesi de sevgidir. Sevgiye muhtaç olan insanoğlu bilhassa aile fertleriyle sağlıklı bir sevgi bağı kurduğu oranda güçlenecek, beslenecek ve bütünlenecektir. Merhamet ve saygıyla beraber yürüyen bir sevginin davranışlarla da desteklendiği takdirde ailede olumlu bir etki oluşturacağı muhakkaktır. Harcadıkça çoğalan tek şeyin sevgi olduğu gerçeğinden hareketle sevginin
gizlenmeyerek açığa vurulması hem aileye hem de toplumsal barışa büyük katkı sağlayacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sevdiği açığa vurmayı tavsiye etmiş. Kendisi de muhataplarına, ashabına çeşitli şekillerde sevdiğini ifade etmiştir. Mesela bir gün Muaz bin Cebel'in elini tutarak ona "Ey Muaz, ben seni seviyorum." demiş. Bunun üzerine Muaz da "Ben de seni seviyorum ey Allah'ın Resulü." diyerek karşılık vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice'ye olan sevgisini ve vefasını da her ortamda dile getirmiş. Eşinin vefatından sonra dahi hatırasını hürmeten, onun görüştüğü, sevdiği insanlarla ilişkilerini devam ettirmiştir. Kızı Hazreti Fatıma yanına geldiğinde onun için ayağa kalkan, elini tutan ve kendi yerine oturtan bir peygamberimiz vardır. Dizine oturtup bağrına bastığı torunu Hasan ve evlatlığı Zeyd'in oğlu Üsame içinse dudaklarından şu sözler dökülür: "Allah'ım, bu ikisine rahmet eyle. Çünkü ben bunlara derin bir şefkat besliyorum." Buyurmuştur. Sevginin aile içinde kırgınlıkları onaran gücüne de büyük küçük herkesin ihtiyacı vardır. Sevginin böyle bir mucize gerçekleştirdiği de aşikardır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi?" diye ashabına sorduğunda "Evet ya Resulullah" cevabından sonra "aranızda selamı yayın" buyurmaktadır. Dolayısıyla hem aile içi ilişkilerimizde hem sosyal ilişkilerimizde tanıdığımıza, tanımadığımıza selam vererek toplumda bir rahmet iklimi oluşması noktasında katkı sunmalıyız. Mümine, Müslümana yakışan da böyle davranmaktır. Aile içinde roller, beklentiler ve hatta görevler zamana ya da kültüre göre değişebilir. Ancak sevgiye olan ihtiyaç hiçbir şekilde değişmeyecektir. Tıpkı çocukların tüm masumiyetiyle ırkları, renkleri, milliyetleri ne olursa olsun sevgiyle, güler yüzle aynı tepkileri vermeleri gibi sevginin de her şeyi çözdüğü bir özelliğe sahip olduğunu da görmekteyiz. İslam'ın temel metinleri çekirdek aileyi aşacak biçimde akrabayla ilişkilerde de sevgi bağlarının devam ettirilmesine, yani sıla-i rahime büyük önem vermekte ve sıla-i rahimin önemine vurgu yapmaktadır. Akrabaya iyilik ve ikramda bulunma, maddi ve manevi destek sunma, onlarla ilgiyi devam ettirme, düğünde ve cenazede, yani sevinçte ve tasada birlikte olma, haklarını gözetme gibi uzun bir sıla yolculuğunun yegane azığı da sevgidir. Ailede sadakat konusunda şunları söyleyebiliriz. Aile için sadakatin değişmez bir değer olduğu herhalde aşikardır. Kişinin bir takım sorumluluklar üstlenerek iyi ve kötü günde bir arada kalmayı vaat ettiği, hayatı boyunca en özel anlarını paylaştığı eşine sadık kalması ahlaki ve hukuki bir gerekliliktir. Yani kişinin annesi, babası, kardeşleri ve diğer tüm akrabalarıyla olan sevgi ve ilişki ayrı, eşiyle olan paylaşımı, özel durumu çok ayrıdır. Ailenin uzun soluklu bir huzur yaşaması ancak eşlerin birbirlerini ihmal etmemeleri, hak ihlaline ve aralarındaki dengenin bozulmasına izin vermemeleri, doğru sözlü, dürüst davranmaları, iffet, onur, namus ve şereflerini korumaları suretiyle ancak gerçekleşebilir. Eşlerin birbirlerine karşı sadakatinin ailede yetişen ve ebeveynlerini model alan küçük bireylerin, çocukların da iffet ve
ve dürüstlük algısını şekillendirdiği ayrıca dikkatten kaçınılmamalıdır. Çocukta güven ve bağlılık duygularının geliştiği ilk ortam olan aile, gölgeli değil, dürüst ve samimi bir ilişki tarzına muhtaçtır. Aile hayatımızda saygı görmek istiyorsak, önce biz saygı göstererek örnek olmalıyız. Aile fertlerimizin bizden farklı görüş ve düşüncelere sahip olabileceğini kabul etmeliyiz. Aile hayatımızda anlaşılmak istiyorsak ne hissettiğimizi samimi ve sade cümlelerle ifade etmeli, diğerlerini suçlayıcı ifadelerden kaçınmalıyız. Ailede eşler arasında gurur, kibir olmamalıdır. İnsanlar bir hata yapabilir, eşinden özür dilemeyi bir onur meselesi haline getirip bir kibir abidesi haline dönüşmemeliyiz. Aile hayatında sözümüzün dinlenmesini istiyorsak, aile fertlerimizle açık ve net, kibar, dürüst bir şekilde konuşmalıyız. Alay eden, aşağılayan, suçlayan, iğneleyen uslup işimize yaramayacaktır. Zaten Cenab-ı Hakk'ın da yasakladığı tavır ve davranışlardan birisi de alay etmek, aşağılayıcı kaş göz işaretlerinde bulunmak vesaire gibi kötü davranışlardan tüm toplumdaki ilişkilerimizde davrandığımız gibi ailelerimizle ilişkilerimizde de buna daha da önem vermeliyiz. Aile hayatında sorunlarımızı kolayca çözmek istiyorsak aile fertlerimize danışmalı, onların çözüm tekliflerine karşı da saygılı ve iyi niyetli olmalıyız ve onları da dinlemeliyiz. Aile bütünlüğünün korunması ancak aileye değer vermekle, aileyle birlikte zaman geçirmekle mümkündür. Aileyle birlikte zaman geçirmek aslında kaliteli zaman geçirmek kastedilmelidir. İşten, çalışma hayatımızdan evimize, yuvamıza geldiğimizde eşimizle, çocuklarımızla kaliteli zaman geçirmek için gerekirse televizyonlu odadan televizyonsuz odaya, bizi meşgul eden diğer meşguliyetlerden öte eşimizin, çocuklarımızın gözlerine bakarak efendim iyi bir iletişim ancak böyle sağlayabiliriz. Bu şekilde kaliteli zaman geçirerek, onları dinleyerek ve onlara zaman ayırarak bunu yapabiliriz. Tabii günümüzde olanca etkenler nedeniyle bu iş daha da zorlaşmıştır. Yani evlerde ne kadar çok lamba yanarsa aslında iletişim o kadar çok uzak demektir. Gençlerimiz, çocuklarımız her biri işte internet, televizyon, efendim bilgisayar vesaire her biri kendi dünyalarında farklı bir şekilde meşgul işindeler. Dolayısıyla iletişim konusunda birlikte aynı çatı altındayız ama aynı güzel iletişimi sağlayamıyoruz diye düşünüyorum. Onun için ailede bütünlüğün kurulmasında eşlerin, ailenin birbirine zaman ayırması çok daha önemli olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Olanca zorluğuna rağmen hayat imtihanında ailemizi göz ardı etmemeli, mutluluğu dışarıda değil evimizde aramalıyız diye düşünüyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için tüm dinleyenlerime saygı ve sevgilerimi sunuyor. Allah'a emanet olunuz efendim.